Akşam toplantıda görüşürüz. Hı, peki. Gülcan. Efendim baba. İyi misin kızım? İyiyim. Evde misin? Evdeyim. Oğlan burada geceyi sabah etti. Karımla ilgilenemedim diye hayıflanıp duruyor. Bu gece. De yemek var. Tutturmuş ben gelmeyeceğim diye. İyi. Ne isterse yapsın baba. Bu kadar üstüne gitme, üzme kızım. Merak etme, bu gece benim. Biraz anlayışlı ol. Oğlan boğulmuş. Baba. Efendim. Şöyle kızım. Gülsün. Yok bir şey baba. Hı? Abime selam söyle. Söylerim kızım. Sen iyisin değil mi? Peki. Görüşürüz yavrum. Evet, değil mi? Olmaz kumaşlar yarın gelmedi. Merhabalar. Merhaba. Ben de kendimi ona göre ayarladım. Çok güzelsin bugün. Sen burada mıydın? Kusura bakmayın. Erken gelip çalışayım demiştim. Gümüşcüm, senden de dün gece için özür dilerim. Benim dikkatsizliğim yüzünden oldu. Önemli değil. Biz Emir'le bir atölyeye vuracağız, tamam mı Mehmet? Tamam, toplantıda görüşürüz. Tamam. İyi günler. Ya kusura bakma Mehmet. Mecbur kaldığım için senin odanı kullanıyorum. Önemli değil. İstediğin gibi kullanabilirsin. Ama bak olmuyor işte. Yani kocaman şirket. Geldiğim zamanlar kullanmak için küçük bir oda ayarlatsak. Aslında harika bir fikir. Hemen ayarlayalım. Teşekkür ederim. Oradan oraya taşınmaktan, hele şunları taşımaktan kurtulacağım. Ha, bu arada toplantı ne? Benim haberim yok da. Şirket içi küçük bir toplantı. İş disipliniyle ilgili. İyi. Kolay gelsin size. Sağ ol. Ben bir Bahar'ın yanına uğrayayım. Ardından da eşyalarımı toplayıp odama taşınayım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Gümüş Hanım. Ne oldu? Beğenmediniz mi? Ne yaptım da yine hanım oldum ben? Bilmem. İşi aksatıyor olmuyorsun sakın. Bahar çarptı herhalde. İyi iyi. En azından yüzün gülüyor. Emir sence nasıl bu? İçine sinmeyen ne? Bilmiyorum ki. Bulamıyorum. Belki kendim yaparsam anlayabilirim. Aferin. Doğru yol. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir şey soracağım. Buyurun. Yardımcı olursanız çok seviniriz. Karım da ben de bir çocuk özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. Tabii ki hiç kolay değil bir çocuk evlat edinmek. Uzmanlarımız geniş bir araştırma yapıyorlar. Ben her şeye varım. Demek 17 yıldır evlisiniz. Sakın yanlış anlamayın ama bazı sorularım olacak. Bizim için huzur, sevgi dolu bir yuva çok önemli. O konuda hiç kuşkunuz olmasın. Bizim yuvamızın tek eksiği bir çocuk. Siz eksikleri tamamlayın, başvuru dosyanızı inceleyeceğiz. Ama kısa zamanda sonuç almak mümkün olmayabilir. Gerekirse bekleriz. Yeter ki işlemlerimiz başlasın, bize de bir umut olsun. Bu kadar istekli olmanız çok güzel. Berk istifa mı etti şirketten? Hayır, ama ben kovacağım. Geç mi kaldık yine? Hayır Gümüş Hanım, buyurun lütfen. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Evet, belirlediğimiz gündem üzerinden yürüyeceksen ben hemen ilk maddeyle ilgili sıkıntımı dile getirmek istiyorum. Bahar'cığım, toplantıya geçmeden önce kısa bir bilgi vereyim. Beril Hanım'ın artık burada bir odası olacak. Ne gerek var şimdi buna? Oradan oraya taşınıp duruyor. Şirkete bu kadar sık gelmesine bile gerek yok.
Yapma Bahar. Ortak iş yapıyoruz. Benim oyum olumsuz. Ben kimsenin oyunu açmadım. Kararımı bildirdim sadece. Öyle mi? Bunu önce bana sorman gerekirdi Mehmet. Bunda bu kadar büyütülecek bir şey yok Bahar. Ben senin memurun değilim. Bunu da göz ardı etme lütfen. Tamam Bahar. Odası sana değil bana yakın olur. Ben Beril'le böyle çalışmak istiyorum. Evet. Neydi şu takıldığın ilk bende? Gümüş. İyi misin? Sinirlerim bozuldu sadece. Benim de. Ama yapacak bir şey yok. Ya Mehmet niye ısrarla o kadını burnumuzun dibine sokuyor? Çünkü Beril bunu istiyor. Peki şimdi ne yapacağız? Toplantıya geri döneceğiz. Of. Gerisini sonra düşünürüz. Hadi. Tahliller ne zaman çıkar peki doktor? Durum vahim mi diyorsun? Tamam canım bekleriz. Sen yeter ki sonuçları olumlu çıkar. Merhaba baba. Tamam ben ararım seni. Gel oğlum gel. Hoş geldin. Sen buraların yolunu bilir miydin? Öyle deme baba. Özlemişim vallahi.